Shiftdelete.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam Nvidia'nın yeni ekran kartı serisi piyasaya tanıtıldı. Bu nedenle biz de sizler için hızlı bir video yapalım dedik. Bu ekran kartı serisinin RTX 3070, 3080 ve 3090'ın özelliklerini ve getirdiği teknolojilerden sizlere bahsedelim istedik. Yanımda Enes var. Merhaba Enes. Merhaba abi. Oldukça heyecanlıyım çünkü yeni ekran kartlarının performansları gerçekten hani bu bizi tüketiciler, donanımcılar tarafından fazile beğenildi. Yani özellikleri konusunda da gerçekten hani piyasaya bu yıl Nvidia gerçekten çok sağlam bir şekilde giriyor. Abi. Evet, fiyatlarını da konuşmak gerekiyor. Getirdiği teknik özellikleri ve teknolojileri de konuşmak gerekiyor. İstersen lafı uzatmadan önce bir RTX 3070 ile başlayalım. Şimdi RTX 3070 ile başlayalım. Şöyle serinin aslında hani tanıtılan serideki en uygun fiyatlı olan direkt karşımıza çıkıyor. Ve burada bakıldığı zaman performansı gerçekten Önceki modele göre yani RTX 2070'e göre çok daha yüksek. Yani bu, bu ekran kartının RTX 2080 Ti performansına yakın bir performans aldığı söyleniyor ve bu gerçekten fiyatını göz önüne aldığın zaman hmm. müthiş bir performans. Fiyatı 4800 lira olarak açıklandı arkadaşlar. Tam olarak 4805 liradan başlayacak. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Nvidia'nın Founders Edition modeli olan Tabii. fiyatları Farklı markaların özelleştirilmiş soğutma sistemleriyle özelleştirilmiş kartlarıyla birlikte bu fiyatlar yükselebilir de alçalabilir de genellikle yükseliyor. Yükselir tabi. Dünya gönüllüde yükseliyor. Olabilir. Çünkü bu kartların hem soğutma performansları geliştiriliyor. Hem de hız aşırma yapıldığı için normalde bir oyundan 60 FPS alıyorsanız o oyundan 70 FPS almaya başlayabiliyorsunuz. Aynen. Burada overclock performansıyla zaten yani şöyle genel olarak ekran kartı üreticilerine baktığın zaman yani Asus, MSI olsun işte hani Gigabyte olsun. Burada zaten öne çıktıkları kısım şu. Soğutma performansı overclock performansı. Hı hı. Yani burada zaten her markanın farklı bir mottosu var. Mesela Gigabyte tarafına baktığın zaman Aorus ürünleri genel olarak performansıyla daha dikkat çekiyor. Asus tarafında Gok citrix drips MSI tarafında Lightning Z modelleri mesela. Ya burada bakıldığı zaman evet gerçekten bizi donanımları yüksek ekran kartları bekliyor. Performansıyla 4805 liradan başlayan bir fiyat çok iyi hı hı. yani. Gerçekten çok iyi. Fan Edition'ın soğutma performansı nasıl olur bilmiyorum ama bir denemek lazım bence Şimdi Yeni açıklananlara göre zaten iki farklı fan yerleştirileceği de söylendi. Birisi havayı alıp ötekisi havayı dışarıya boşaltacak. Şu an hiçbir test falan olmadığı için ne kadar kapsamlı ve ne kadar efektif çalıştığını bilmiyoruz arkadaşlar. Bunun için birazcık erken. Peki RTX 3070 kullanıcılara, tüketicilere neler sunuyor? Hangi teknik özellikler? Şimdi var? şöyle Nvidia'nın açıkladıklarına baktığımız zaman burada karşımızda 8 GB GDDR6 bellekler çıkıyor. Yani frekans hızları tabii şu an Asus MSI GB kendine göre açıkladı ama hani base clock olarak şu an Nvidia'nın açıklamış olduğu rakamlara pek ulaşamadığımı söyleyebilirim. Bu tarafta GDDR6 belleğin kullanılması ve mesela bildiğin üzere hani RTX 2070 ekran kartları genelde 1440p yani 2K çözünürlükteki evet. oyunculara hitap ediyordu. Burada RTX 3070 4K çözünürlükte oyun oynamaya imkan sunuyor. Yani 2 de oynayabiliyordun. Ancak burada Nvidia'nın yani ortaya koyduğu iddiaya göre test ettiğimiz zaman zaten bunu kesinlikle açıklayabileceğimizi söyleyebilirim. Hani burada iki k çözünürlükte yüksek performanslı bu ekran kartıyla alabiliyorsun. Yani bu şu anlama geliyor. Önceki seriye göre performansında yüksek bir artış var. O zaman şimdi ben RTX 3070 hakkında şöyle bir düşünceye sahip oluyorum. RTX 3070 yeni nesil hani bazı özellikleri 3. nesil ve RTX 2. nesil RTX getirilmiş bir 2080 Ti gibi. Aynen ya yani şöyle hani fiyatı da dikkat çekiyor dedik ya Hı -hı. gerçekten hani Böyle fiyat performans canavarları bizim bu donanım tarafında evet. ilgilenen kişilerin yani bu ekran kartına ben tutulacağını düşünüyorum. Hatta belki de bu yıl belki en çok satan ekran kartı Muhtemelen modeli olabilir. olabilir. Çünkü 2080 Ti'den çok az bile fazla FPS verse 4000 liraya alabildiğiniz en güçlü kart direkt bu olmuş oluyor. Yani bu fiyatlarda da gerçekten 4K evet. çözünürlükte oyun oynamakta hani her baba yiğidin harici Tabii. değil. Burada ben... RTX 3070'in performansını fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi o zaman 3070'i anlattık. Ee, RTX 3080'den bahsedelim. Ben önce yine fiyatını söylemek istiyorum. 6.690 lira olarak açıklandı arkadaşlar. 2080 Ti'den daha güçlü bir kart olacak. Daha yüksek performans sunacak. Şimdi sözü sana bırakıyorum teknik özelliklerinden bahseder Şimdi misin? teknik özelliklere baktığım zaman aslında direkt karşılaştırmalı gitmek istiyorum. Mesela RTX 2080'de 8 GB varken GDDR6, burada kartımıza 10 GB RAM çıkıyor ve bu RAM'lerimiz GDDR6X. Yani bu şu anlama geliyor. Daha hızlı bellek frekansıyla burada karşılaşıyoruz ve oyun performansımız daha iyi seviyelere geliyor diyebilirim evet. batuhan. Ya yani burada tabii hani 10 GB RAM'in avantajı olacak mı? Kesinlikle olacaktır ve performansıyla zaten hani hı hı. RTX 3000 serisi kullanıcı da zaten bu zaten bu ekran kartı biraz üst segment bir ekran kartı olduğu için hani kullanıcı burada istediği her işlemi yapabilir yani. yani şöyle anlatıyor Nvidia. RTX 2080'den 2 kat daha güçlü bir ekran kartı sizlere bekliyor ve bunu 6600 liraya, 6700 liraya sunuyor. Tamam, özel soğutmalı kartlar çıktığı zaman 7000-8000 liraya da görebiliriz. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. 2080'in iki katı demek, 2080 Ti'den 30 40 daha performanslı bir kart demek oluyor ve bunu 2080 Ti'den daha düşük bir fiyata alabiliyorsunuz. Ya şimdi burada Baton önemli bir detay da var. Şimdi evet, fiyatı hani yükselebilir diyorsun ama performans şimdi arkadaşlar yanlış anlaşılması evet, performansı da yükseliyor. Performansı onun. da yükseliyor. Şimdi fiyat yükseldiği zaman sen burada beklentin de otomatik evet. olarak artacak. Yani fiyat bence o performansa göre normal. Tabii. Yani Türkiye koşullarının doların şu an kaç olduğunu bak hani takip edemediğim için söylüyorum. Yani RTX 3070 modeli gibi bence fazlasıyla beğenilecektir Hı -hı. Ta kullanıcılar tarafından. Ha ben kartları fazlasıyla heyecanlı bir şekilde bekliyorum Batuhan yani. O zaman en çok heyecanlandıran karta doğru yönelelim. RTX 3090. Şimdi tanıtım sırasında, lansman sırasında acaba RTX 3090 tanıtılmayacak mı diye soru işaretleri oluşmuştu kafamızda. Çünkü... Ee, en sona bıraktılar. En sona bırakmaların içinde bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi bazı sızıntılarda da işediler. 3090 adı farklı da gelebilir. Evet. Hani Titan modeli olarak da çıkabilir tarzında bazı uyarılarda bulunmuşlardı. Hani en sona kadar dedim acaba aa gitti. Artık 3090 Hı -hı. karşılaşmayacağız diye düşünmüştüm. Ancak 3090'ın da ortaya çıkmasıyla beraber ben şöyle bir ekrana kilitlendim ve dedim ki abi adamlar yapmış ya dedim gerçekten. Şöyle bir şey var. Şimdi bundan yaklaşık 3 sene önce falan 1080'ler yani 10 serisi Piyasaya çıktığı zaman 1080 tanıtılmıştı ve o serinin Titan modeli tanıtılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2000'ler geldiğinde 2080, 2080 Ti falan hepsini tanıttılar. Aynen. Şimdi 3080'i tanıttılar, 3090'ı Titan yerine tanıttılar. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda Aynen. bir... 3080 Ti'de gelir gözüyle bakıyorum ben. Ya gelir, gelmesine de hani performans şimdi burada yükseldi ya. Hı -hı. Hani yeni gelecek ekran kartının performansını tahmin edemiyorum. Yani hani şöyle düşün de ya. hani e, 2080 ya da Ti modelleriyle Titan modelleri arasında ahım şahın performans farkı yokken fiyatları çok daha ucuz oluyor. Evet. 3080 Ti gelirse eğer 1000 dolarlık bir fiyatla falan bekliyorum ben ve hani 3090'a yakın teknik özellikler verip Aynı FPS değerlerine ulaşabileceğini de düşünüyorum. Bakalım ya ben açıkçası merak ediyorum yani ilerleyen dönemlerde nasıl teknolojilerle karşılaşacağımızı. Hı hı. Peki abi bu güçlü donanımlara sahip yani RTX 3090 fiyatı ne bunun? 14.400 lira. Yani dolar bazında da 1499 dolar olarak açıklandı. Ya aslında buradaki fiyat biraz daha tabi diğer ekran kartlarına göre yüksek. Niye yüksek? Çünkü performans daha yüksek. Çünkü 8K'da 60 FPS oyun performansı ya 8K sunuyor. 8K ne demek ya abi? 8K ne demek ya? Abi ben şöyle söyleyeyim sana hala 1080p oyun oynayan bir ismi FPS hı hı. oyuncusuyum. 8K'da oyun oynadığımı düşünüyorum ya düşünsene Forza oynuyorsun ya 8K'da hani. Nasıl bir Minecraft oyunu düşünsen abi Minecraft RTX açacaksın. 8K çözünürlükte. benim düşündüğüm şey ekran kartının bana 8K verip veremediği. Ben 8K ekranı nerede bulacağım? Aa, o da aslında yeni teknoloji. şu an Samsung'un evet baktığın zaman yani yani, öyle başka... bir sistem toplamaya kalktığın zaman 50.000, bin, 60.000 bin, belki. Abi arabayı bin. sat abi. Evi arabayı sat. Yani ev arabayı satıp bilgisayar alman gerekiyor. Ya baktığımız zaman burada hani 24 GB'lık bir belleğe sahip olan evet. bir ekran kartından bakıyoruz ve yine GDDR6X belirtilere sahip. Yani çekirdek hızlarımız daha yüksek, performansımız daha yüksek. E performans daha yüksek olunca tabii de fiyat da yüksek. Peki şimdi hani e, RTX 3090'ı Titan'la kıyaslayalım falan dedik. Bir önceki yani RTX, Titan RTX'e göre neler sunuyor bize? Şimdi abi baktığın zaman buradan 3090 dedik ya üst segment. Hı hı. Titan RTX'e göre de gerçekten farkı bulunuyor. Mesela baktığın zaman burada soğutma tarafında %10'luk bir farkla karşılaşıyorsun. Ve bu %10'luk fark sana 30 derecelik bir farktan yaşatıyor sana. 30 derecelik bir şey ne demek biliyor musun abi? Ekran kartın boşta 30, 30 derece üzerine bu 30 derece koyduğun zaman 60 derece oluyor oyunlarda. 30 dereceyi birden düşün düşün. buradaki o yeni fan stili dedik ya abi. Hani of fan stili burada yeni 3090'la karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten performansıyla burada kullanıcıları memnun edebiliyor. Ve burada önemli bir detayımız daha var. Bu ekran kartı Titan RTX'e göre %50 daha performans yani daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bu da ne anlamı gelecek? Bizim performansı doruklarda yaşayabileceğimiz anlamına gelecek. Ya ben burada gerçekten hani performansını gerçekten beğendim abi ya onu Ben sorayım. ne isterim biliyor musun bu ekran kartıyla? Cyberpunk'ı 8K <laughs> ultra ayarlarda oynamak isterdim. Abi valla oynayabilirsin. Ya şimdi burada önemli bir detay daha var mesela Titan RTX'ü görüyor 10 kata kadar daha sessiz çalışıyor Hı -hı. dedik ya. Sessiz çalışması çalışmasıyla beraber hani ben 8 kaç günlük şimdi ekran kartını kesinlikle yoracak abi yani. Ben 4 kaç günlük oynarken Tabii. ekran kartı bağırıyor abi. Şöyle bir şey var bak daha serin ve daha sessiz çalışacaksa Titan RTX'e göre çok daha iyi overclock yapılabilir. Batuhan baktığın zaman şimdi overclock yapabilen çok kişi var. Yani şöyle artık bunların hani sıvı soğutma destekli Hı -hı. ekran kartları ortaya çıktığı zaman hani artık custom bilgisayarlar ortaya çıktığı zaman güzel deneyimleri burada kendileri yaşayabilecekler. Hatta custom PC'lerde hani nasıl bir performans olacağını merak ediyorum. İncelememize gelebilirse de çok memnun olurum. Hani burada test etmek açıkçası Hı -hı. isterim custom bilgisayarda. Evet bugün Batuhan'la beraber yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisi ekran kartlarının performanslarından bahsettik. Kullanıcılar nasıl bir yeni nesil teknolojileri sunuyor bunları sizlere söyledik. Şimdi bakıldığı zaman genel olarak yorumlarımızı yapalım ve kapanış yapmak istiyorum. Performans ile fiyatıyla bizi gerçekten güzel ekran kartları kısa bir sürede evet. bekliyor. Ve RTX 3070 şimdi pardon 3080'in de 14 Eylül'de Türkiye'de olması bekleniyor. Bence Nvidia'nın şimdi bu RTX 3000 serisiyle birlikte 3060 ne zaman çıkar bilmiyorum. 3070 çoğu kullanıcı tarafından tercih edilecek ana ekran kartı olacaktır. 3060 biraz daha online ve hani böyle kompetitif oyunlar tarafında kullanılacaktır. 3080 ve 3090'da artık ben 4K ve 8K oynamak üst istiyorum diyen üst düzey kullanıcılar tercih edecektir. Tabii o kısımlar bizim ülkemizde ve dünya genelinde de daha e, kısık, daha sönük kalıyor. O yüzden hani bence dün gecenin canavarının 3070 olduğunu söyleyebilirim. Ben çok beğendim. Ekran kartı çok güzel fiyatı çok iyi Türkiye şartlarında da verdiği performansa göre iyi. Peki sen ne düşünüyorsun? Abi ben son olarak bunu söyleyeceğim ve bitirmeyi düşünüyorum. RTX 3070 bu çeyrekte satışa çıkacak ya, 17 Eylül'de Türkiye Hı. gelecek. Bundan sonra o son çeyrekte bence 2020'nin en fazla satan ekran kartı olmaya aday gösterdiğim bir ekran kartı. Şöyle de altını çiziyorum. Yani gerçekten bu ekran kartı performansıyla kullanıcıları memnun edebilecek. Siz bu ekran kartlarının performansı nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.